ProDesser kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Adobe Photoshop CC 2017 programıyla ekranda görmüş olduğunuz gibi hologramlı fotoğrafı nasıl yapıyoruz? Beraberce göreceğiz. Hadi başlayalım. Programı açtıktan sonra File menüsü altından Open diyoruz. Fotoğraflarımızın, resimlerimizin olduğu klasöre gidiyoruz arkadaşlar. Buradan seçiyoruz fotoğraflarımızı. Aç diyoruz. Burada 3 tane ayrı sekmede benim fotoğraflarım ve resimlerim geldi. Şimdi ben burada hologram kısmı seçilirken ismi hologram. Buradan kilidi kaldırmak için çift tıklıyorum ve buradaki ismi de hologram yazıyorum. Okey diyorum. Şimdi bunu değiştirdim. Burada arkadaşlar yine bu katmanlar paneli sizde gözükmezse layers'lar buradan window menüsü altından Layers'a tıklayarak veya F7 tuşuna basarak da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra bunun üzerine bir tane solid color oluşturacağız arkadaşlar. Bunun için de şurada görmüş olduğunuz Create New Fill or Edgeless Layer diyor. Buradan seçtikten sonra solid color diyoruz. Buradan rengini siyah yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle istediğimiz gibi faremizde de seçebiliriz ama daha net olsun diye burada görmüş olduğunuz siyah rengi yakalamak için 6 tane 0 yazarsak şu kutucuğa tam siyah yakalamış oluruz. Okey diyoruz. Bu renk katmanını arkadaşlar hologram arka planının bir alt katına alıyoruz. Şöyle faremizin sol tuşuyla sürükleyip geldiğimiz zaman çizgi kalınlaşıyor görüyorsunuz. O haldeyken bırakıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi biz buraya modelimizi alacağız. Onu nasıl yapıyoruz? Buradan adamın olduğu bölüme sekmeye geçtikten sonra burada yine kilit var gördüğünüz gibi. Faremizin sol tuşuyla çift tıklıyoruz. Okey diyoruz. Daha sonra Ctrl A diyoruz. Şu anda seçtim ben. Kenarı gördüğünüz gibi karıncalı bir şekilde oluştu. Ctrl C diyorum. Bunu da kopyaladım. Ve buraya gelip şöyle hologramın üzerinde Ctrl V dediğim zaman buraya yapıştırıyorum. Daha sonra ben bunu büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlıyorum. Ctrl T ile Trabzon'un T'si seçtikten sonra Shift tuşuna da basılı tutarak faremin sol tuşuyla şöyle yapıyorum. Şöyle biraz yaklaştıralım. Orta tekerle de bu yakınlaştırma işlemini yapabiliyoruz. Yine şöyle bakalım. Büyüklüğünü ayarladıktan sonra daha sonra Enter'a basıyoruz arkadaşlar. Bu yaptığımız değişikliği onaylıyoruz. Daha sonra şuradan bu katmanı yani modelin olduğu katmanı ikisinin arasına alıyorum ben. Bunun ismini de model yapıyorum. Özellikle daha önce de söylemiştim arkadaşlar. Özellikle burada çok katmanlı çalışacaksanız isimlendirmeniz, numaralandırmanız her zaman sizin lehinize olur. Şimdi burada hologram katmanının olduğu bölüme geliyorum. Burayı seçiyorum. Daha sonra şu kısımdan renk karışımları kısmından burayı da screen yapıyorum. Buradan model katmanını seçip daha sonra ben buna bir tane maske uygulayacağım. Şu kenar bölümlerini boyayacağım arkadaşlar. Görünmez yapacağım. Maskeyi modeldeyken şöyle tıklıyorum. Burada beyaz bir maske oluştu. Bu şu anlama geliyor. Buradaki maske beyazsa, buradaki siyahsa ben boyadığım zaman bu alanlar kaybolacak. Onu nasıl yapıyorum? Fırçamı alıyorum. Daha sonra fırçamı şuradan yumuşak bir fırça alalım. Bakıyorum şöyle büyüklüğüne fena değil. Daha sonra silmeye, boyamaya başlıyorum. Şöyle yine boyama işlemini arkadaşlar hızlı bir şekilde yapacağım zaman kaybetmemek için. Beni takip eden arkadaşlar zaten biliyor. Sizler bunun daha güzellerini yapabilirsiniz yani uğraştığınız zaman. Bu şekilde boyama işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet şu anda boyama işlemimiz bitti arkadaşlar. Şimdi bu modelin üzerine bir tane gölge katmanı atacağız. Buraya boş bir katman atacağız. Şöyle atıyorum. Burada boş katman. Buna isimlendirelim. Shadow diyelim. Yani gölge İngilizce. Evet gölge katmanımızı oluşturduk. Burada yine siyah fırçamızla şöyle biraz büyütelim.
77 diyelim. Evet, fena değil sanki. Şöyle gidelim bu kısımdan. Evet, bu şekilde gölge oluşturuyoruz. Sonrasında bu gölgenin şeffaflık ayarını biraz düşürüyoruz arkadaşlar. Şöyle düşürelim bakalım. Evet, şöyle, şöyle biraz. Evet, bu şekilde yeterli. Şimdi bu gölge katmanıyla adamın katmanının olduğu bölümü birleştiriyoruz. Bu seçili iken CTRL tuşuna basıp diğerini de seçiyorum ben. Ve CTRL G ile yapabileceğim gibi bu ikisini faremin sol tuşuyla şöyle sürükleyip şuradaki grup kısmına, bakın burada klasör var, ona bıraktığım zaman burada grup oluştu yine. Şöyle de men yazıyorum buraya, adam yazıyorum yani. Bu nedir arkadaşlar? Bu klasörün içerisine ben diğer ikisini aldım. Özellikle yine çoklu projelerde kategorileri ayırmak istediğimizde çok kullanılabilecek bir uygulama. Yine bu adam katmanı seçiliyken arkadaşlar buradan color balance kısmına geliyoruz. Seçiyoruz şöyle. Buradan renk ayarlamaları yapacağız. Bunu şurada gördüğünüz mavi tonlara yakın yapacağız arkadaşlar. O zaman da şöyle biraz gidiyoruz. Benim zaten size ön izlemede gösterdiğim şekilde bu şekilde yapıldı. Buradan istersek böyle de gidebiliriz. Bu tamamen size kalmış. İstediğiniz gibi de yapabilirsiniz. Şöyle kırmızıdan yapabilirsiniz. Ama arka plan mavi olduğu için ben biraz da uyum olsun diye bu şekilde yaptım. Evet, şöyle bu şekilde de arka planını yapıyoruz. Şimdi burayı kapatıyorum. Şimdi göz resmini alacağız arkadaşlar. Buraya yine göz resmi şurada yazmıştık. Evet, yine faremizin sol tuşuyla şöyle çift tıkladıktan sonra bunu Ctrl A ile seçiyoruz. Ctrl C ile kopyalıyoruz. Diğer tarafa Ctrl V ile de yapıştıracağız. Şöyle bunu da bu şekilde yapıştırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu göz seçili iken şuradaki renk karışımları kısmını sekrin yapıyorum. Bu şekilde kenardaki o siyahlık alanında kaybolmasını sağlıyoruz. Sonrasında da bunu biraz daha şöyle yakınlaştıralım. Buraya şöyle Ctrl T diyelim. Yine bu çok büyük oldu gördüğünüz gibi. Boyutunu ayarlayacağız şöyle. Gözümüze gelecek şekilde şöyle. Bu büyüklüğü yine sizler istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun bir standardı yok. Siz kendiniz ne şekil isterseniz o şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi yine bu göz katmanı seçiliyken arkadaşlar biz alt taraftan yine solid color oluşturacağız. Şuradan bir tane solid color oluşturuyorum. Buradaki rengimiz mavi olduğu için maviye yakın bir renk oluşturuyoruz. Şöyle bunu seçelim örneğin. Bunu seçtikten sonra da buradaki alanı şuradan soft light diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde resmimizi tam arka plana da uygun hale getirdi diyelim. ProDesler kanalımda Adobe Photoshop CC 2017 programıyla hologramlı resim nasıl yapıyoruz fotoğraf, onu göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de her zaman olduğu gibi bana olan desteğinizi esirgemez. Abone olup beğeni butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler.